Herkese merhaba, ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tarihine odaklanacağız. Bu seride çeşitli bölümlerden oluşacak. Bu bölümde, yani ilk bölümde size cemiyetin nasıl organize olduğundan, hangi fikre karşı bir araya geldiğinden ve cemiyeti oluşturan, cemiyeti kuran ilk liderlerden, onların dünyaya bakış açılarından ve ideolojilerinden söz edeceğim. Gelecek bölümlerde de değişen aktörlerden, bu aktörlerle birlikte cemiyetin ideolojisinin nasıl dönüşüme uğradığından ve tabii ki de 1908 Temmuz'unda 2. Abdülhamid'i 2. Meşrutiyet'e nasıl yeniden ikna ettiklerini anlatacağım. Hadi gelin, İttihat Terakki nasıl kurulmuş bunu bir konuşalım. Ama başlamadan önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Daha önceki bölümlerde 2. Abdülhamit'in tahta nasıl çıktığını anlatmıştım. Onların linkini de aşağıya tekrar bırakırım. Tahta çıktıktan çok kısa süre sonra 1877-78 diğer bir deyişle 90. Harbi meydana geldi. Ve bu savaşın sonunda da büyük bir mağlubiyet aldı Osmanlı Devleti. Hiç kimse bahsetmiyor ama belki daha evvelden de söylemiş olabilirim. 1914'e kadar şurada hemen Yeniköy'de duracak olan Rus abidesi bu savaşın sonrasında yapılıyor. Böyle büyük bir hezimet alıyor yani Osmanlı Devleti. Ve bu hezimetin parlamentoda tartışması esnasında 2. Abdülhamit çok geriliyor. Ama sessizliğini koruyor tartışmalarda. Tartışmalardan sonra meclisi bir süreliğine tatil ettiğini açıklıyor. Yaklaşık olarak 1880'lere kadar meclisi açtım, açacağım, açmak üzereyim propagandaları yapıyor. Meclis hiçbir zaman kapatılmıyor, sadece tatil ediliyor. Bu esnada 2. Abdülhamit'in iktidarı güçlenmeye başladıkça meclis kapanmasıyla birlikte ona karşı başlayan muhalefet de güçlenmeye başlıyor. Kısaca 1878 ile 1908 arasındaki o 30 yılda Abdülhamit bir adım atıyor, muhalifler atıyor. Muhalifler atıyor, Abdülhamit atıyor. Tam anlamıyla bir satrançtan bahsedebilmemiz mümkün aslında. 1880'lere geldiğimizde 2. Abdülhamit'in bazı avantajları vardı. Tamam, Ermeniler meselesi çok yüksek sesle yankı uyandırmıştı. Hristiyan cemaatle arası açılmıştı. Tam da bu sebeple uluslararası arenada bayağı da itibar kaybetmişti. Fakat bunun haricinde iç politikada aslında kırsalda yaşayan Müslümanların çoğu kendisinden oldukça memnundu. Memnun olmamaları için herhangi bir gerekçeleri yoktu. Bir süredir savaş olmamıştı. Bu güzel bir şeydi. Savaş olmadığı için de asker erkeklerin cepheye gitmesi gerekmemişti. Ekstra bir vergi talep edilmemişti. Bunlar iyi. Bunun yanı sıra salgın hastalıklarla ilgili ciddi bir değişiklik vardı. 1880'lere gelindiğinde artık o kadar da korkutucu bir şey değildi. Kolera ve tifüs de keza öyle. Daha öncesiyle mukayese edildiğinde salgınların hem şiddeti hem de oranı ciddi anlamda düşmüştü. Bunların sonucunda neler oldu? Bunların sonucunda da 1870'lerde 20 milyon olan Osmanlı nüfusu 1880'lere gelindiğinde 27 milyon olmuştu. Yani sadece kırsalda nüfus artışı %50'nin üzerindeydi. Abdülhamit'in bu güzel barışçıl havasını tam olarak ne dağıttı? Aslına bakarsanız kendisi dağıttı. Abdülhamit kırsala, hatta Osmanlı'nın Arap vilayetlerine oldukça vakıf olabilen, en azından bunun için ciddi anlamda çaba harcayan bir padişahtı. İşte nasıl simgelerle kendisini sürekli hatırlattığında önceki videolarda anlatmıştım size. Fakat Abdülhamit'in zapt edemediği bir grup vardı. O da kendi eliyle kurduğu eğitim kurumlarından çıkan mezunlar. Bu mezunlar aslında bakarsanız Abdülhamit'in gerçekten başarısının göstergesidir. Çünkü çok iyi eğitim aldılar. Neredeyse ana dilleri gibi Fransızca konuşuyorlar. Batıdaki tüm gelişmeleri olabildiğince yakından takip ediyorlar. Ve çok gençler. Genç oldukları için de oldukça macera perestler ve iktidardan talepleri çok fazla. Her şeyden evvel yeniden parlamentoyu istiyorlar. Hatta zaman zaman radikalleşip bu grubun içinde Abdülhamit'in parlamentoyu açsa bile iktidardan gitmesi gerektiğini düşünenler var. İşte Abdülhamit'in yumuşak karnı bu mezunlarıydı. Bu mezunlar arasında en baskın düşüncelerden bir tanesi tabii ki Fransız devrimiydi, ancak bunun yanı sıra 1. Meşrutiyet'i 2. Abdülhamit'e ilan ettiren genç Türklerden de, daha doğrusu genç Osmanlılardan da oldukça etkileniyorlardı. Okulların yatakhanelerinde gizli gizli genç Osmanlıların metinleri konuşuluyordu. Bu dönemde dediğim gibi karşılıklı olarak çeşitli adımlar atıldı. Abdülhamit iktidarının dizginlerini çektikçe muhalefette daha radikal adımlar atıyordu. Bunlardan iki tanesi çok ses getirdi. Bir tanesi Ali Suabi'nin, diğeri de 5. Murat'ın eşi dostu olduğu ve Mason olduğu söylenilen bir grubun yeniden 5. Murat'ı tahta çıkartmak için
giriştiği darbeydi. Bu iki müdahale girişimi 2. Abdülhamid'in aslında paranoyak olmasında çok da haksız olmadığının göstergesiydi ve bu müdahalelerden sonra da her ne kadar başarısız olsalar dahi 2. Abdülhamid daha da sarayına kapandı ve kontrol mekanizmalarını bir tık daha yukarıya çekti diyebilirim. Gelelim İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin nasıl organize olduğuna. Aslına bakarsanız cemiyetin nerede, ne zaman, nasıl kurulduğu bugün hala tarihçiler tarafından hararetle tartışılan ve üzerinde tam da mütabakata varılamayan konulardan bir tanesi. Çünkü eş zamanlı olarak birden farklı yerde çeşitli oluşumlar görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Kahire'de, bir tanesi de Paris'te. Ama genel kanı illaki bir başlangıç belirleyeceksek 1889'da Mektebi Tıbbi Öğrenciler arasında bir oluşumun ortaya çıktığı yönünde. Nerede ve ne zaman kurulduğu tartışmalı olduğu gibi kimlerin ilk organizasyonda işin içinde olduğu da epeyce tartışmalı konulardan bir tanesi. Herkesin önerdiği farklı farklı isimler var. Ama gene üzerinde en fazla mütabakata varılan isimler 4 tane öğrenci işaret ediyor. Bunların bir tanesi Çerkez, bir tanesi Kürt, diğeri de Arnavut. Aslına bakarsanız tam da Osmanlı İmparatorluğu'nu yansıtan bir grup. İshak Sükuti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet ve Mehmet Reşit. Bu 4 isim İttihat Terakki Cemiyeti'nin temelini atan, kabul edilmiş ilk isimler. 2. Abdülhamid'in özellikle Ermenilere karşı girişimiyle birlikte uluslararası politikada da reputation'ına zarar görmesiyle beraber bu cemiyetin üyelerinin sayısı 1890'lara geldiğinde hızla arttı. Ne kadar oldukça gizli ve kontrollü bir şekilde üyelerini kabul ediyor olsa bile bazı durumlarda örgüt ne yazık ki ifşa ediliyordu. Örgütün neredeyse bilinen tüm isimleri imparatorluğun çeşitli yerlerine sürüldü. Bunların bir kısmı sonrasında Kahire'ye, bir kısmı da Paris'e kaçmak zorunda kaldı. Cemiyetin ilk dalgasında en önemli isimlerden bir tanesi Ahmet Rıza. Ahmet Rıza Bursa milletvekilinin oğlu, eski Bursa Maarif Müdürü yani Milli Eğitim Müdürü diyebiliriz. Görece resmi bir görevle, resmi bir sebeple Fransa'ya gidiyor fakat orada kalıyor, sonrasında geri dönmüyor. Ahmet Rıza entelektüel anlamda oldukça donanımlı bir isim, babasından da gelen bir tarafı var tabii. Keza annesinden de çok beslendiği söyleniliyor. Cemiyet 1895 gibi Ahmet Rıza ile iletişim kurmaya başlıyor Paris ayağında ve cemiyetin başına geçmesini istiyorlar. Bu Ahmet Rıza'nın cemiyetin başına geçmesi cemiyet için oldukça önemli bir hamle. Tabii bir takım değişiklikler de Ahmet Rıza ile beraber cemiyete geliyor. Bunların başında da cemiyetin ismi var. Ahmet Rıza pozitivizmin sembolü haline gelmiş, sloganı haline gelmiş. Nizam ve İttihat cemiyeti ismini öneriyor ama İstanbul kanadı bunu reddediyor. Bunun sonucunda cemiyetin adı İttihat ve Terakki haline geliyor. 1895'te cemiyetin basın ayağı, yani kendisinin nasıl diyeyim, bugünkü Twitter gibi kullanılan ayağı ya da işte internet sitesi gibi kullanılan ayağı tabii ki gazeteler. Bu gazetelerde Ahmet Rıza'nın da içinde yer aldığı Meşveret gazetesi. Meşveret hem Fransızca hem de Osmanlıca yayınlanıyor ve Paris'te basılıyor. Bu gazetenin etrafındaki isimlerin hepsinin hedefi ve bu hedefe ulaşmadaki yöntemleri aynı değil. Ama onları bir araya getiren ortak bir durum var. O da 2. Abdülhamid'in onlara göre zalim yönetimi. Hepsinin yönetimi biçimi farklı olsa da sonucundan başka şey bekleseler de bir tane hedefleri var. O da meclisin açılması ve ardından da 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi. Onun yerine kim geleceği konusunda çeşitli tartışmaları var. Abdülhamid'in kalıp kalmaması ile ilgili çeşitli tartışmaları var. Ama dediğim gibi hepsini bir araya getiren temel motif daha evvel 1. Meşrutiyet'i ilan ettirmiş olan genç Türkleri de, genç Osmanlıları da etkileyen motif. Zaten çok kısa süre içerisinde bu örgüt kendisine genç Türkler demeye başlıyor. Bu dönemde yani 19. yüzyılın sonunda var olan iktidara muhalif bulunan herkese bu slogan veriliyor dünya genelinde. Osmanlılar bu alandaki tek isimler ya da Türkler bu alandaki tek isimler değil. Peki İttihat Terakki Cemiyeti'nin nasıl örgütlendiğinden, organize olduğundan bahsedelim. Bu esnada İtalya'da Young Italian denilen, yani işte genç İtalyanlar denilen bir grup var. Bunlar genellikle Carbonati Cemiyeti diye anılıyorlar. Carbonati, karbon, kömür. Kömür işçilerinin, yani maden işçilerinin oluşturduğu bir örgüt. Bunlar oldukça gizli örgütleniyorlar. Mason teşkilatını örnek alıyorlar. Osmanlı'da da İttihat Terakki Cemiyeti'nin omurgası işte aslında İtalyan Carbonati Cemiyeti'nin omurgasına dayanıyor. Bu arada bu işler nasıl oluyor diye merak ediyorsanız size bir roman, bir film tavsiye edebilirim. İttihat Terakki'ye nasıl üye olunuyordu, o gizem nasıl korunuyordu derseniz Night Sir Erin
Abdülhamit Düşerken romanını okuyabilirsiniz. Hatta bunun filmini de çektiler ama film biraz hızlı akıyor. Niye o kadar hızlı akıyor anlamıyorum ama enfes bir kadrosu var. O kadroyu bir daha bir araya toplamak çok zor. Ama o film bence yeniden çekilebilir ve daha yavaş bir tempo ile çekilebilir. Çünkü ben de arada durdurup bu kimdi ya falan diye kitapları kurcalamıştım filmi izlerken. Hiç bilmeyen ya da konuya vakıf olmayan birisi izlerken epey zorlanıyor o filmi. Velhasıl kelam ne dedik? Cemiyet için önemli isimleri saydık, 4 ismi. Ahmet Rıza'nın nasıl Paris'e gittiğini ve cemiyetle işbirliğine girdiğinden söz ettik. Meşveret gazetesinden ve bu gazetenin etrafındaki entelektüel isimlerin temel taleplerinden bahsettik. Ve artık kendilerine genç Türkler diyen daha organize olmuş bir yapıdan söz etmeye başladık. 1890'lar da cemiyet için oldukça parlak yıllardı. Çünkü Abdülhamit'in Ermenilerle sorunu bir türlü bitmiyordu. Mesela arenada Abdülhamit saygınlığını kaybettikçe cemiyetin üye sayıları artıyordu. Bunun üzerine örgütün İstanbul'a 1896'da bir darbe teşebbüsünde bulundular. Fakat bunu yapamadan ifşa edildiler. Böylece ikinci dalga sürgünler başladı. Hem de böylece birçok isim önce Osmanlı'nın çeşitli yerlerine sürgün edildi. Ardından da bu isimlerin birçoğu zaten daha önce olduğu gibi yurt dışına kaçtı. Abdülhamit'in zulmünden kaçan birçok isim yurt dışında, Kahire'de ya da Paris'te cemiyete entegre oluyordu. Bir şekilde cemiyetin içerisine giriyordu. Fakat Ahmet Rıza'nın liderliğiyle ilgili bazı soru işaretleri vardı. Çünkü söylediğim gibi Ahmet Rıza döneminin çok ötesinde bir isimdi. Yani en azından Osmanlılar için zamanın ötesinde birisiydi. Fazlasıyla pozitivistti ve açıkçası galiba kendisini biraz ateist olarak tanımlıyor. Hiç Türklerin içinde meşrutiyetin ilan edilmesini isteyip Abdülhamit'i tahttan indirmek isteyenlerin dinle herhangi bir sorunu yok. Onların birçoğu hilafet makamına da, saltanata da aslında fazlasıyla saygı duyuyorlar. Bu yüzden Ahmet Rıza'nın bu radikal düşünceleri onların kafasında çeşitli soru işaretlerine sebep oluyor. Otomatik olarak da Ahmet Rıza'nın liderliği sorgulanmaya başlıyor. Ahmet Rıza'nın liderliğine ilk meydan okuma aslında Mizancı Murad'ın Fransa'ya gelmesiyle, Paris'e gelmesiyle oldu. Murat'a niye Mizancı Murad diyoruz? Çünkü önce İstanbul'da sonra Kahire'de Mizan isminde bir gazete çıkartıyor. Bu gazetede genç Türkler arasında oldukça popüler bir gazete. Fransa'ya gelip cemiyete dahil olduğunda bu defa cemiyetin liderliğiyle ilgili Mizancı Murad'la Ahmet Rıza arasında bir yarış başlıyor. Her ne kadar materyalizmden, pozitivizmden, sosyal darwinizmden ve bilimcilikten fazlasıyla etkilenmiş olsa bile Osmanlı aydınları Ahmet Rıza ile din konusunda aynı çizgide değil. Bu sebeple Mizancı Murad'ın Paris'e gelmesi aslında onlar için iyi bir alternatif yaratıyor ve 1897 yılında cemiyetin başına Mizancı Murad geçiyor. Mizancı Murad cemiyetin başına geçtikten sonra merkezi Paris'ten Cenevre'ye taşıyor. 1897 yılı 2. Abdülhamit için oldukça güzel bir yıldı. Çünkü Yunan Savaşı'nı kazanmıştı. Uluslararası arenada kaybettiği prestijini yeniden kazanmaya başlamıştı. Bunun üzerine hem ülkenin içindeki hem de ülkenin dışındaki muhaliflerle baş başa kalıp sorunu tek başına çözebileceği bir atmosfer oluşturmuştu. Birçok ismi imparatorluğa affetmek için geri çağırdı. Bu isimlerden bir tanesi çok erken zamandan beri Abdülhamit'e muhalefet gösteren Selim Faris'ti. Bir diğer isim de cemiyetin o dönemki lideri Mizancı Murat'tı. Mizancı Murat imparatorluğa İstanbul'a geri geldi. Bu cemiyet için gerçek anlamda büyük bir sarsıntıydı. Her ne kadar bunu Abdülhamit'le cemiyet arasında bir uzlaşma, efendime söyleyeyim bir yumuşama gibi anlatmaya çalışmış olsalar bile cemiyet 1897'de Abdülhamit tarafından çok güzel bir darbeydi. Ve böylece en başından beri radikal duruşunu hiç bozmayan Ahmet Rıza hakkı çıkmış oldu. Cemiyet Ahmet Rıza'dan özür diledi ve ona liderlik pozisyonunu yeniden verdi. Ahmet Rıza'nın cemiyetin başına yeniden geçmiş olmasına rağmen Abdülhamit'in rising yılları yani parlayan yılları 1897-1899 arası cemiyetin oldukça demoralize olduğu yıllardı. Her anlamda cemiyet kan kaybediyordu. Ancak bu kan kaybına bir iki isimin İstanbul'dan kalkıp gelmesi çok iyi olmuştu. Bu isimlerin başında da Abdülhamit'in de yeğeni olan Prens Sabahattin var. Prens Sabahattin ve babası İstanbul'dan kalkıp Paris'e geldiler ve muhalif harekete, cemiyet hareketine dahil oldular. Bu cemiyetin böyle giden makus kaderini bir anlığına değişmesine sebep oldu.
Bu defa da Ahmet Rıza'nın karşısına Prens Sabahattin çıkmıştı. Ahmet Rıza'dan oldukça farklı bir yaklaşımı vardı. Bu esnada zaman geçtikçe Ahmet Rıza daha da Osmanlı milliyetçisi haline geliyordu. Fakat Prens Sabahattin'in yaklaşımı tam tersiydi. Prens Sabahattin devletin merkezde olmadığı, daha ziyade bireyle yönetilen bir sistem talep ediyordu. Fakat Ahmet Rıza ve Ahmet Rıza'nın etrafındaki isimlerin devletle aslında temelde bir sorun yoktu. Onların temel problemi 2. Abdülhamit, 2. Abdülhamit'in zorbalığı ve meşrutiyetin olmamasıydı. Bu yüzden tekrardan cemiyette bir gerilim yaşandı. Bu defaki tartışma iki lider arasındaki gerginlikten ibaret değildi. Bu farklılık 1902'deki kongreye oldukça net bir şekilde yansıdı. Burada Ahmet Rıza'yı liberal olarak tanımlıyoruz ama liberalliğin Osmanlılarda, yani genç Türklerde neye tekabül ettiğini biraz konuşmak lazım. Bunların hepsi meşrutiyetin geri gelmesini istiyorlar. Parlamentonun açılmasını istiyorlar. Anayasayla yönetilen bir Osmanlı İmparatorluğu istiyorlar. Bütün sorunların böyle çözülebileceğine inanıyorlar her şeyden önce. Ama her ne kadar Fransız sosyalizmine sempatiyle yaklaşsalar bile hiçbirisinin kafasından sosyalizm geçmiyor. Bunun yanı sıra demokrasiden de yüksek sesle bahseden yok. Hatta hem Zührer'e hem de Şükrü Hanioğlu'na göre aslında cemiyet üyelerinin ya da cemiyet sempatizanlarının aklından demokrasi hiç geçmiyor. Onlar için saltanat ve halifet varlığı asla sorgulanmayacak şeyler. Onların dediğim gibi tek bir isteği var. Abdülhamit'i kenara çekelim ve anayasayı ilan edelim. 1902'deki İttihat Terakki Cemiyeti Kongresi o güzel bir kongreydi. Çünkü burada her millet kendisini oldukça rahat bir şekilde temsil edebildi. Ve mütabakata vardıkları ilk konu Abdülhamit'le daha fazla yürümek istemedikleriydi. Ermeniler ve Prens Sabahattin kanadı ne olursa olsun Abdülhamid'in iktidardan devrilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bunun için şiddetli bir devrim de olabilirdi. Bunun için yabancı müdahalesi de kabul edilebilirdi. Ama Ahmet Rıza ve Ahmet Rıza'nın tarafındakiler bu iki meseleyi asla düşünmemişlerdi ve onların mümkün değil kabul edemeyecekleri bir mevzuydu. Ne imparatorluk içerisinde kanlı bir devrim talep ediyorlardı ne de herhangi bir yabancı müdahalesine ihtiyaç duyuyorlardı. Onlar bu meseleyi kansız ve kendi hallerinde çözebilmenin peşindelerdi. Çünkü dediğim gibi unutmayın Ahmet Rıza bu dönemde oldukça güçlü bir Osmanlı milliyetçisi olmuştu. 1902 kongresinde Ahmet Rıza gene galip çıktı. Prens Sabahattin bu ayrıcalıklı düşüncesi sebebiyle cemiyetten koptu. Önce Osmanlı Hürriyet Pervan Cemiyeti'ni kurdu ve 1906 yılında da Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyetçi Cemiyeti kurdu. O bambaşka bir tarafa gitti. Biz Ahmet Rıza ile Prens Sabahattin arası 1900'lere gelindiğinde tam anlamıyla açılmıştı. Yani aslında cemiyet rotasını devlet merkezi ve kansız bir devrime çevirmişti. Şiddet konusunda bu kadar açık olan Prens Sabahattin, Trablusgarp'taki bir garnizonla birlikte kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmaya karar verdi. Fakat bu plan hiçbir zaman gerçekleşmedi. 1902 kongresinden milliyetçi ve devletçi kanat güçlenerek çıkmıştı. 1905 ve 1906 tam da Ahmet Rıza'nın ve milliyetçi kanadın güçlendiği yıllardı. Cemiyetin içinde onların sesleri neredeyse tek ses olmuştu. En azından baskın ses oldu diyebiliriz. Bu esnada dışarıdaki gelişmeler de cemiyetin aslında haliyeti ruhiyesini, yani moralini çok etkiliyordu. Burada 1904'te Rus-Japon Savaşı'nı unutmayın. Neredeyse uzun bir zaman sonra ilk defa Asya Avrupa'ya karşı galip gelmişti. Bu dönemde İttihat Terakki üyeleri arasında büyük bir sevince sebep oldu. Demek ki Avrupa mutlak galip değil. Ha bu arada şunu da sorgulamaya başladılar. Darwinizmde falan bu ırklar milletler meselesinde Asyalılar Avrupalıların gerisindeydi. Demek bu çok da doğru değil, yanılabiliyor demeye başladılar. Bunlar cemiyetin kendi kendisini değerlendirmesi açısından, entelektüel ve teorik kısmı beslemesi açısından oldukça önemli gelişmelerdi. Cemiyet 1904'ten sonra gerçekten yeni bir hareketi başarabileceğine dair kendine olan güvenini tazeledi. Burada Rusya'da bir meclis açılmasına karar verilmişti. Hatta böyle çok dışarıda bıraktıkları İran'da bile Partizan altında meşruti bir yönetim uygulanmaya başlamıştı. Bu İttihat Terakki üyelerini daha da heyecanlandırıyordu. Çünkü onlar da devrimlerine çok yaklaştıklarının farkındalardı. Bu esnada Esade Yusuf İzzettin Efendi'nin kişisel doktoru olan Bahattin Şakir. Şakir İstanbul'da cemiyetin önemli isimlerinden bir tanesiydi ve ifşa edilmişti. Bunun üzerine önce Erzincan'a sürgüne gitti. O oradan kalkıp diğer isimlerin yaptığı gibi Paris'e gitti ve Paris'e gittiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü cemiyetin neredeyse hiçbir organizasyonunun olmadığını gördü. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Bahattin Şakir ve Doktor Nazım bir araya gelerek cemiyeti en baştan oluşturmak zorunda kaldılar. Çünkü Ahmet Rıza biraz daha teori, düşünce insanıydı. Bahattin Şakir ve Doktor Nazım hızlı bir şekilde cemiyeti hem Osmanlı'nın içinde farklı şubelere ayırdılar. Bu şubelerin sekreteryalıklarını kurdular. Hem de komşu ülkelerde çeşitli şubeler oluşturmayı başardılar. Çünkü kendi içerisinde çeşitli iletişim kanalları da gene Bahattin Şakir ve Doktor Nazım tarafından organize edildi. Cemiyetin adı Terakki ve İttihat Cemiyeti olarak kullanılıyordu. Bu da tekrar değiştirildi ve 1907'de bütün muhalif grupları tek bir çatı altında buluşturmak için yeni bir kongre organize edildi. Ve ben bu kongrede bu bölümde bırakacağım. Bir sonraki bölümde bu kongreden, kongrenin sonuçlarından, cemiyete dahil olan ve yükselen yeni isimlerden, özellikle de Resneli Niyazi ve Enver Paşa'nın bu süreçteki pozisyonlarından, hamlelerinden ve tabii ki Makedonya'da 2. Meşrutiyet'i nasıl ilan ettirdiklerinden bahsedeceğim. Ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizlerle yeni bir seriye başladık ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin nasıl kurulduğunu, kuruluş aşamasındaki temel ideolojilerini ve belli başlı lider isimlerini ve bu lider isimler arasındaki çarpışmaları anlattım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.